Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Elektrostatikle ilgili konu anlatımlarımızı bitirdik. Sıra geldi sorularla konuyu pekiştirmeye. Tam 16 tane soru çözeceğiz ve bu konuyu da geride bırakmış olacağız. Sesim biraz kısılır gibi oldu ama arkadaşlar bu videoyu çekmem gerekiyor. Çünkü yarın yüklemem lazım. O yüzden sözü daha fazla uzatmayalım ve soru çözümlerimize başlayalım. Yalıtkan ayak üzerinde bulunan KLM kürelerinden K küresi artı yüklü iken L ve M küreleri nötrdür. K küresi L ve M kürelerine yaklaştırıldıktan sonra önce L ve M küreleri birbirinden ayrılıyor, daha sonra K küresi buradan uzaklaştırılıyor. Yani K küresi buradayken L ve M ayrılıyor. L ve M'nin yükleri ne olabilir diyor? Şimdi artı kimi çeker eksiyi? Nereden? En uzaktan. Hani neydi? Çekerken en uzaktakini en yakına çekeriz. Şimdi bunlar nötr küreler. Yani L'nin içerisinde de eşit sayıda artı var, eşit sayıda eksi var. M'nin içerisinde de mesela 10 tane artı, 10 tane eksi var. Önemli değil, nötr. Şimdi M'nin normalde bu en sağ tarafında diyelim 2 tane artı, 2 tane de eksi var. Şimdi K diyor ki ben eksileri istiyorum diyor. O yüzden bu eksiler buraya gidiyor. Yani M'nin bu tarafında artılar kalıyor. 2 tane kalır, 3 tane kalır. Yani burada ne kadar varsa burada o kadar vardır. Dolayısıyla siz bunu ayırdığınız zaman M'nin ne kadar artı yükü varsa L'nin de o kadar eksi yükü olur. Yani bunların miktarları farklı olamaz. Bu 2 ise bu eksi 2'dir. Bu 3 ise bu 3'tür. Kesinlikle farklı olamaz. Aynı olması gerekiyor. Yarıçaplarına sakın aldanmayın. Şıklara baktığımız zaman ikisinin de birinin artı birinin eksi olduğuna ve yüklerinin miktarlarının aynı olduğuna dikkat ettiğinizde tek bir şık kalıyor. Sorunun cevabı E şıkkı oluyor. İletken ve elektrik yükü ile yüklenmiş x küresi yalıtkan sapından tutularak şekildeki gibi elektrik yükü ile yüklü elektroskoba dokunduruluyor. Bakın bu da yüklü bu da yüklü. Yani yüklerini bilmiyoruz. İkisi aynı olabilir. Biri artı biri eksi olabilir bilmiyoruz. Buna göre elektroskopun yapraklarının hareketi ile ilgili hangisi kesinlikle söylenemez? Şimdi birinci şık diyor ki tamamen kapanır diyor. Abi bu olabilir. Sonuçta bu artı 5 ise bu da eksi 5 ise yok eder. Tamamen kapanır. Yapraklarda hiçbir değişiklik olmaz. Mesela ikisinin de eksi 5 olduğunu düşünürsen yarıçapları çapları da R'ye R ise yani ikisinin de potansiyelleri aynı olmuş olur. Hani elektriksel potansiyel KQ bölü R'dir. Potansiyellerine bakın. Hangisinin potansiyeli düşükse elektrik yükleri düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru gider elektronlar demiştim. Ama elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru oluşur demiştim. Eğer bunun potansiyeli bunun potansiyeline eşitse hiçbir yük geçişi olmaz. O zaman da yapraklar aynen kalır. Biraz kapanabilir diyor. Olabilir. Eğer bunun yükü eksi 8 ise bunun yükü de eksi 2 ise haliyle bundan buna doğru elektron geçer. Yani bunun yaprakları biraz eksisini kaybettiği için biraz kapanır. Bu mümkün. Önce açılıp sonra kapanabilir. Arkadaşlar ben daha önce açılıp sonra kapanan görmedim. Gerçekten görmedim. Ama önce kapanıp sonra açılan gördük. Nasıl olur bu? Eğer elektroskopun yükü küçük ise mesela eksi 2 ise ama x'in yükü artı 10 ise ne olur? Bu artı 10'u şöyle düşünürüm. Artı 2 ve artı 8. Bu artı 2 önce bu eksi 2'yi yok eder. Yani tamamen nötr olur. O zaman yapraklar tamamen kapanmış olur. Daha sonra bu artı 8 ile tekrar ikisi de artı 4 10'a artı 4 10'a yani yapraklar artı ile yine açılır. Yani yapraklar önceden eksi iken sonra artı ile açılır. O zaman önce kapanıp sonra açılma gibi bir ihtimali var ama diğeri yok dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. Nötr kahveli küreleri yalıtkandır. Lütfen bu yalıtkan lafına dikkat edin. Küreler birbirine sürtülürse sürtünme ile elektriklenme olur. Sürtünme ile elektriklenmede olay neydi? Birisi ne kadar artı oluyorsa diğeri o kadar eksi olur. Yani yarıçap falan bizi şaşırtmasın. Çünkü sürtünme ile elektriklenmede birinden birine yük geçiyor. Mesela örnek veriyorum. L'den K'ya eğer 1 Q'luk yük geçtiyse yani eksi Q yükü geçtiyse K'nın yükü eksi Q oluyor. L de eksi 1 kaybettiği için artı 1 oluyor. Yani örnek veriyorum L'de 3 tane artı 3 tane eksi vardı. Bir tane eksisini kaybedince hani K'ya gidince bu L'de ne oluyor o zaman? 3 tane artı 2 tane eksi yani L artık yük olarak artı 1 oluyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu yarıçap ne olursa olsun L'den K'ya ne kadar giderse L'de de o kadar artı kalıyor. Veya K'dan L'ye gitmiştir. Bilmiyoruz. Ama bunların miktarları aynı olmak zorunda. Eksi artı olabilir mi? Olabilir. Artı eksi olabilir. Kimin kime yük verdiğini bilmiyorum. Yani cevap 2 ve 3. Dikkat etmemiz gereken kuralda bunun miktarıyla bunun miktarı aynı olmalı ama zıt olmalı. Aynı işaret olamaz. İpek iplerle tavana bağlı XYZ cisimlerinin denge durumu verilmiş. XYZ cisimlerin elektriksel olarak yüklü oldukları bilindiğine göre yani nötr olma ihtimali yok. Mesela burada çekme durumunda normalde biri nötr olabilirdi ama adam diyor ki yüklü diyor. XYZ cisimlerinin yük cinsi hangisinde doğru olabilir diyor. Şimdi bunlar birbirini itmiş. İtmede muhakkak ya ikisi de artı artı ya ikisi de eksi eksi diyoruz. Yani Y ve Z'nin aynı işaretli olması gerekiyor. Bakalım Y ve Z aynı mı değil, aynı mı değil, aynı mı değil, aynı mı değil. O zaman cevabımız direkt D şıkkı. Çünkü aynı olması gerekiyor. Y'nin artı olduğu durumda X'in de tabii ki eksi olması gerekiyor ki birbirini çeksin. Yani bu şıkta herhangi bir sorun yok. Cevabımız D şıkkı oluyor. Yarı çapları sırasıyla r, r ve 2r olan XYZ cisimlerinin yük miktarları 2q, q ve 4q. Zaten buraya da yazdık. Peki, buna göre cisimlerden hangileri birbirine dokundurulursa aralarında yük alışverişi olur? Şimdi bunun 1r'ye 2q düşüyor, yani bunun potansiyelini artı 2 gibi düşünebilirsiniz. Burada 1r'ye 1q düşüyor, yani bunun potansiyelini artı 1 gibi düşünebilirsiniz. Burada da 2R'ye 4Q o zaman 1R'ye 2Q. Yani bunun potansiyelini de artı 2 gibi düşünebilirsiniz. Bakın bunların potansiyelleri aynı olduğu için x ile z'yi dokundurduğunuzda hiçbir şekilde yük geçişi olmaz. x ile z de olmaz ama x ile y olur. Çünkü potansiyelleri aynı değil. Peki kimden kime yük gider? Düşük potansiyelden yani y'den çünkü bir daha küçük 2'den Düşükten yükseğe doğru elektron hareketi gerçekleşir. X ile Y olur. Y ile Z de olur. Y ile Z'yi yaptığımızda da bunun bir, bunun iki. Kim düşük? Y. O zaman Y'den Z'ye doğru yine elektron hareketi gerçekleşir arkadaşlar. Yani bunlar olur ama 3 olmaz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani Diyarbakır FM. Şimdi yalıtkan yatay düzlem üzerine sabitlenmiş x ve y iletken kürelerinin yük büyüklükleri artı 7 artı 1 olup iletken küreler birbirine bağlayan anahtar açık şu an temas yok. Anahtar kapatıldığında yük geçişini bana soruyor. Şimdi ben diyeceğim ki bunları birisi kaçtı artı 7 idi diğeri artı 1 Peki ben bunları nasıl paylaştıracağım? Önce yükleri topluyorum. Diyorum ki senin cebinde ne kadar varsa getir. 7Q. Tamam güzel. Gayet güzel. Buna diyorum senin cebinde ne var? O da bende de 1Q var diyor. Sen de getir. Toplam yarı çapa bölüyoruz. Toplam yarı çap 4R. Normalde burada bir formül var da ben size formülü öğretmek istemiyorum. Böyle daha kolay. 7 bir daha 8. 8Q bölü 4R. Sonra diyorum ki 8 bölü 4'ten 2 artı 2Q bölü R. Bunun anlamı ne? Her R'ye artı 2Q vereceksin. Bu adam 1R. O zaman X'e bir tane e, 1R olduğu için bir tane artı 2Q vereceksin. Tamam. Y'ye gelince Y'nin 3R olduğunu görüyorum. O zaman 3 kere bundan alacak. 3 kere 2 6. Ve arkadaşlar dikkat edin. Dokunma sonrası yüklerin toplamı. Dokunma öncesindeki yüklerin toplamına 7 1 daha 8. Bu da 8. Gördünüz mü? Eşit. Çünkü yük korunumlu demiştik. Şimdi kimden kime yük geçti? Geçen yük artı olmaz. Eksi olur. Yani buradaki artıları direkt elemen lazım. Peki bu adam 7 idi. Neden 2'ye düştü? 7 nasıl 2 olur? Eksi 5 gelerek. Yani olayı muhakkak eksiyle yapman gerekiyor. O zaman y'den x'e doğru eksi 5 q geldiyse o zaman 7 eksi 5'ten bu 2 olur. Olay bu kadar basit. Ha, bundan da 5 gidince eksi. Eksi 5 gitmesi artı 5'in öne çıkması anlamına geliyor. 5 bir daha bu da o yüzden 6 oluyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı y'den x'e 5 q geçmiştir dememiz gerekiyor. Yedinci soru, elektrik yüküyle yüklenmiş yük büyüklükleri birbirinden farklı olan A, B, C cisimlerinden A cismi önce B'ye, daha sonra C'ye bir kez dokunduruluyor. Bakın, A'nın B'ye dokundurulduğunu biliyorum ama A en son C'ye dokunduruluyor. Son dokunma A ile C arasında olduğu için arkadaşlar, bunların yükleri kesinlikle aynı cinstir. Dokunma ile elektriklenmede ya ikisi de artı ya ikisi de eksi ya ikisi de nötr olur. Yani son dokunma A ve C olduğu için biz diyeceğiz ki bak bu nötr. Bu artı olamaz. Çünkü en son siz ikiniz birbirinize dokundunuz. Aynı olacaksınız. Bu gitti. Eksi nötr geçmiş olsun gitti. Ama diyorum ki bak bu artı bu artı. A ile C aynı işaretli olmak zorunda. Soru bize burada hangileri kesinlikle olamaz dediği için 1 ve 2 olamaz diyorum. Cevabımız C şıkkı olmaktadır. Yalıtkan yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi konumlandırılmış KLM cisimlerinden K cismi pozitif, X cismi etki mesafesinde yaklaştırılıyor. Buna göre X cismi şekildeki konumda tutulurken yani X burada duruyorken KLM cisimleri aynı anda birbirinden ayrılırsa yükleri ne olur? Şimdi artı kimi çeker? Eksileri. Peki neredeki eksileri? En uzaktaki. Mesela m'nin burada örnek veriyorum 3 tane artı 3 tane eksi var. Sonuçta nötr. L'nin de aynı şekilde 3 tane artı 3 tane eksi olabilir. Nötr. K'nın da aynı şekilde 3 artı 3 eksi olabilir. Nötr. Şimdi artı diyor ki ben eksileri istiyorum. Neredeki? En uzaktaki. Hani egoist ya en uzaktakini ayağına çağırıyor. İşte bu eksiler yola çıkıyorlar ve buraya geliyorlar. Artık burası eksi oluyor. Burada zaten bu nötrdü. Bunun önemi yok. Bu hala nötr. Ama buraya eksi geldi. Şimdi buradan da eksiler gidince burası artı oldu. Orta kısma hiçbir şey olmadı. Yani x buradayken sen bunları ayırırsan ne olur? K eksi bak burada K eksi L nötr. K eksi L nötr. M de artı olur. Cevabı C şıkkı. Ama deseydi ki Önce x küresini buradan uzaklaştırıyorum. Sonra ayırıyorum. Sen x küresini buradan uzaklaştırdığın gibi bu eksiler hemen eski yerine gider. Tekrar buraya gelir. Eğer x'i önce sonra bunları ayırsaydın hepsi nötr olurdu. Unutma o da ayrı bir soru. Özdeş yüklü x ve y elektroskopları ile yüklü iletken k cismi şekildeki konumdadır. K cismi ok yönünde hareket ettirildiğinde X elektroskobunun yaprakları biraz daha açılırken görüyoruz. Y'nin yaprakları biraz daha kapanıyormuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela eğer K'nın yükü artı, şey eksi, Y'nin yükü de eksi olsaydı. Mesela ikisi de eksi olsaydı. Eksiyi eksiye yaklaştırdığımda burası da eksi olduğu için ne olurdu? Eksi eksileri iterdi. K bu tarafa doğru geldikçe daha fazla elektroskopun eksileri aşağı doğru yol alırdı. Yani eksiler aşağı inerdi. Yapraklara daha çok eksi giderdi ve yapraklar açılırdı. Ama yapraklar kapanıyormuş. He diyorsun. Demek ki yapraklar kapanıyorsa K eksi ise elektroskopumuz artı olmalıdır. Yapraklarda artı var. Ve ben yaklaştıkça eksileri ne yapıyorum ben? itiyorum. Yani topuzda sonuçta yazılmayan eksiler var. Yani buraya yazılmıyor ama var. Bu eksileri, bu eksiler itiyor. Aşağı eksiler indikçe eksiler artıları götürdüğü için yapraklardaki sönme yaşanıyor. Demek ki K ile Y'nin işaretleri birbiriyle zıt. Yani K eksi ise örnek veriyorum, Y'nin işaretinin artı olması gerektiğini anladım. Şimdi de buraya gelelim. Ben uzaklaştıkça yaprakları açılıyor. Demek ki bu eksi uzaklaştıkça bu yapraklardaki yük miktarı artmaya başlıyor. Yani şöyle düşünün. Diyelim bu artı olsaydı, yapraklar da artı olsaydı. Bu eksi kimleri itiyordu? Eksi kimleri itiyordu? X'teki eksileri itiyordu. Yani bu eksi buradayken bunun bazı eksileri aşağı doğru gitmişti. Doğru mu? Kimden dolayı? K'dan dolayı. Şimdi K buradan ayrıldıkça, K buradan ayrıldıkça bu eksiler geri yerine geliyor. Yani nereye geliyor? Yukarı tekrar dönüyor. Yani k'nın ittiği eksiler k uzaklaşınca eksi eski yerlerine dönüyor. Yani buradaki eksiler yukarı gelmeye başlıyor. O zaman burada tekrar artıların gücü iyice artmaya başlıyor ve yapraklar açılıyor. Demek ki X elektroskobunun da biz artı olduğunu anladık. Yani şöyle de olabilir tabii ki. K'nın artı Diğerlerinin eksi olma durumu da var. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi gelelim. Bu arada özdeş yüklü diyor. Bakın elektroskopların nötr olma gibi bir durumu yok. Yani demeyin ki bana hocam ya bunlardan biri nötrse falan filan demeyin çünkü soru yüklü diyor. K cismi Y elektroskobu ile aynı cins yüklüdür. Bakın böyle bir ihtimal yok. X ve Y elektroskopları aynı cins yüklüdür. Bakın ikisi de ya artı ya eksi yani bu doğru. X ve Y elektroskoplarının yük büyüklükleri birbirine eşittir. Ben nereden bileyim bu ne kadar eksi ya da bu ne kadar eksi? Sadece eksi olduğunu biliyorum. Yüklerinin büyüklükleri hakkında yorum yapamam. Sorunun cevabı yalnız 2 olarak bulunur. Gerçekten güzel bir kaliteli bir soru. Yarıçapları 2R ve R olan A ve B iletken kürelerinin yükleri sırasıyla 4 ve eksi 1'dir. A küresinin B küresine uyguladığı kuvvet F'tir. Buna göre küreler yalıtkan maşalar yardımıyla tutularak birbirine dokundurulup tekrar yerlerine konulursa B küresinin A küresine uyguladığı kuvvet kaç F'tir? Önce bize ne diyor? A'nın B'ye uyguladığına F diyorum diyor. Peki A B'yi ne yapar? Çeker. Peki ne tarafa doğru çeker? Bunların merkezlerini birleştireceksin. Bu doğrultuda çeker. Yani A B'yi kendine doğru şu şekilde çeker. B de A'yı kendine doğru şu şekilde çeker. Ama adamın burada F diye bahsettiği A küresinin B küresine uyguladığı, A'nın B'ye uyguladığı şudur. Yani şunu sileyim ki karışmasın. Adam buna F demiş. Peki F'in büyüklüğü nedir bu arada? Formülümüzdeydi K çarpı. Q1'imiz 4Q, Q2'miz 1Q. Eksiler artılar formüle yazılmıyor. Yönü bulmak için kullanılıyor. Aralarındaki mesafede de D kare. Yani 4 tane olan bir şeye F demiş. Peki. Şimdi bunları birbirine dokundurursan artı 4Q ile eksi 1Q toplayacağım bölü yarı çap. Pardon şöyle yapalım. Artı 4Q eksi 1Q hani dokunmayla elektriklenme yapıyorum. Bölü 3R. Hani artık 2R, R daha 3R. 4Q'dan 1Q çıktı 3Q kaldı ve 3R'ye böldüğüm zaman şimdi bunun anlamı her R'ye 1Q yük düşecek anlamına geliyor. A küresinin yarıçapı 2R olduğu için ona vereceğimiz yük artı 2Q. B küresinin yarıçapı R olduğu için ona bir tane artı Q vereceğiz. Artık ikisi de aynı yüklü olduğu için A küresi B küresini uzaklaştırır yani iter. B küresi de A küresini iter. Ama soru bize B küresinin A küresine uyguladığını sorduğu için biz şunu silelim. Soru bunu soruyor kafamız karışmasın. Şimdi canlar peki bu kuvvetin büyüklüğü nedir? Sonuçta yeni bir formül, k çarpı birincinin yükü artık 2q, ikincinin yükü 1q bölü aralarındaki mesafenin karesi. Bak yukarıda 4 yazıyor, aşağıda 2 yazıyor. Her şey aynı bunları çiz. O zaman 4'e f dediyse 2'ye ne der? F'in yarısı. Yani arkadaşlar sonucumuz f bölü 2'dir. Ama artı mı eksi mi? Başlangıçtaki vektörde sola doğru, bizim bulduğumuzda sola doğru olduğu için yön problemi yok. Yani yönümüz aynı o zaman, F vektörü bölü 2 dememiz gerekiyor. Ama diğer tarafa doğru olan yön çıksaydı o zaman eksi koyardık. Yani eksi koymayacağız. Sorumuzun cevabı E şıkkı olmaktadır. Elektrik yükü ile yüklenmiş özdeş x, y, z kürelerinin etrafında oluşturduğu elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şöyle baktığımda x'in okları dışarı doğru. Demek ki x artı. Y'nin okları da dışarı doğru o da artı. Ama Z'nin elektrik alan çizgileri içeri doğru demek ki o eksi. Bunu anladık. Çizgilerin sayısı da bize yükün büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. X'in çizgilerini saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani biz X'in yükünü artı 8 gibi, Y'nin yükünü artı 4 gibi. Bunu da saydığımızda bunun da 8 çıkacağını görüyoruz. Bunu ama eksi diyeceğiz çünkü çizgiler içeri doğru. X ve Y kürelerini birbirine dokundurursan Y'nin yük miktarı artar. Şimdi 8 ve 4'ü birbirine dokundurursan 8 ve 4'ü toplayacaksın. Küreler özdeş olduğu için 2'ye böleceksin. 12 bölü 2 6. Yani bunun yükü 6 olur. Bunun yükü de 6 olur. Yani y'nin yükü artar mı? Artar 4'ten 6'ya. Y ve z küreleri birbirine dokundurulursa y negatif yüklenir. Şimdi eksi 8 ile 4'ü toplarsan ne olur? Eksi 4. Daha sonra ikisi de özdeş olduğu için 2'ye böl. Eksi 2. Yani buna da eksi 2 düşer dokunursa. Buna da eksi 2 düşer. Yani y negatif olur doğru. X, Y, Z küreleri aynı anda birbirine dokundurulursa hepsi pozitif yüklenir diyor. Şimdi hepsini birbirine dokundurursan ne olur? Artı 8, artı 4 ve eksi 8. E bunu topla zaten 8'ler gider 4 kalır. 4'ü de 3'e bölmen lazım çünkü hepsinin yarı çapı aynı. Özdeş ya. O zaman hepsine 4 bölü 3 düşer. Yani artı düşer ama hepsi artı olur. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun cevabı 1 2 3 yani E şıkkı olmaktadır. Şekildeki aynı doğrultuda bulunan sabitlenmiş Q1 Q2 yüklerinin dışına Q3 yükü bırakıldığında Q3 yükü hareketsiz kalmaktadır. Buna göre hangileri olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu hareketsiz kalıyorsa şöyle olabilir mi? Q1 artı deniyoruz. Q2 eksi Q3 artı deneyelim. Bu eksi bu artıyı ne yapar? Bakın şu şunu ne yapar? Kendine doğru çeker. Yani Q3'ü şöyle çeker. Tamam. Peki Q1 Q3'ü ne yapar? Bu da artı, bu da artı. İtmez mi? E iter. O zaman itmek ne demek? Kendinden uzağa doğru. Yani Q3'ü iter ne demek? Q3'ü uzağa doğru şöyle yapacak. Bak kendisi burada. Kendisinden uzağa doğru ok çiziyorum. Yani onu uzaklaştırmaya çalışıyorum. İtiyorum. Ama Q2 eksi olduğu için onu çekiyor çekmek ne demek kendine doğru. Bakın kendisi burada kendisine doğru bir ok yapıyorum. Şimdi eğer bu vektör ve bu vektörün büyüklüğü aynıysa bu bunu götürür ve bu dengede kalabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Bunun tam tersi de olabilir. Yani tam tersi nedir? Bu artı değil de eksidir. Bu eksi değil de artıdır. Yani tam zıttı. Bu artı değil de eksidir. Tam zıttı da aynen olur. Yani bir neyse 3 de odur. Hiçbir farkı yok. Peki 2 olabilir mi? Gelin 2'ye bakalım. Hemen incelemek için şuraları silelim. Diyor ki Q1 artı olsun. Tamam. Q2 eksi olsun. Tamam. Q3 de nötr olsun. Şimdi nötr olursa eksi nötrü ne yapar? Bu ne yapar? Çeker. Kendine doğru çekti. Peki bu artı nötrü ne yapar? E o da çeker. Kendine doğru o da çekti. Bakın bunlar birbirini götürme ihtimali var mı? Yok. O zaman bu hareketsiz kalamaz. Yani böyle bir ihtimal yok. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani C şıkkı olmaktadır. Şimdi artık sıra sende sorularına geldik. Diyor ki yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan x, y, z cisimleri iletken olup x artı yüklü y ve z nötrdür. Cisimler şekildeki konumda iken önce toprak bağlantısı kesilip sonra y ve z birbirinden ayrılıyor. Şimdi nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar bu artı kimi ister? Eksileri ister. Nereden? En uzaktan. En uzak neresi? Z'nin burası mı? Hayır. Toprak. Toprak her zaman en uzaktır demiştik. O zaman topraktaki eksiler buradan yolculuk yaparak yukarı geliyorlar. Nereye? X'in ayağına, yani yanına kadar. Şuraya kadar eksiler geldi diyelim. 4 tane eksi geldi. Tamam. Buraya bir şey oldu mu? Olmadı. Yani bu kısım hala kaç tane artı var, kaç tane eksi varsa öylece duruyor. Z'nin şu kısmına da bir şey olmadı. Kaç artı, kaç eksi aynen öyle duruyor. Z'nin bu kısmına da bir şey olmadı. Arkadaşlar bakın tek olan şey şu. Topraktaki eksiler buraya geldi. Bu kadar. Şimdi X buradayken sen toprak bağlantısını kesersen ne olur biliyor musun? Artık Y'nin eksi olduğunu anlarsın. Çünkü bunlar aynı zamanda birbirinden ayırıyor değil mi? Y ve Z birbirinden ayrılıyor. Şimdi sen toprağı kestin. X burada olduğu için bu eksileri burada tutmayacak mı? Tutacak. Şimdi sen bu haldeyken geldin bunları böyle kestin ayırdın. O zaman y'nin bir tarafı nötr bir tarafı eksi. Nötr ve eksi ne olur? Nötr ve eksi eksi olur. Y'nin her yeri eksi olur. Z'nin bir tarafı nötr diğer tarafı da nötr. Z'ye hiçbir şey olmadı. Yani Z nötr hala. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız y eksi z nötr yani bursa şıkkı olacak. Yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan X, Y, Z cisimleri iletken olup artı yüklü Y ve Z ise nötrdür. Görüyorsunuz. Cisimler şekildeki konumdayken önce toprak kesiliyor sonra ayrılıyor. Aynı mevzu sadece arada yalıtkan var. Peki yalıtkan neye neden olur? Şimdi artı kimi istiyor? Eksileri. Ama şimdi topraktan isteyemez. Niye? Çünkü arada yalıtkan var. Dolayısıyla Y'nin eksilerini istiyor. Y'nin şu taraftaki eksileri hani artı var eksi var ya o eksiler şuraya geliyor. Haliyle şu taraf artı kalıyor. Daha sonra y'nin burası artı olduğu için y z'nin eksilerini istiyor. Ama z'nin eksilerindense topraktan alıyor. Neden? Toprak daha uzak. Yani y z'den değil de topraktan eksi istiyor. O eksiler şuraya kadar geliyor. Ama bu tarafa yani şu tarafa hiçbir şey olmadı. Burası kaç tane artı varsa kaç tane eksi varsa aynen öyle duruyor. Şimdi bu şekildeyken sen toprağı kesiyorsun ve cisimleri birbirinden ayırıyorsun. Ya zaten cisimler birbirinden ayrı. Y'ye yük giriş oldu mu? Yük çıkış oldu mu? Hayır. Hala 3 eksi 3 artısı var. Cisimleri birbirinden ayırdığında Y yine nötr olur. Y'nin nötr olmama gibi bir ihtimali yok ki. Y nötr. Ama Z ne olur? Z'nin içerisine eksiler girdi. Yani Z'nin bir tarafı nötr ama bir tarafı eksi. O zaman Z artık eksi yükle yüklenmiştir diyeceğiz. Dolayısıyla y nötr z eksi sorumuzun cevabı c şıkkı. Burada şıklarda bir hata olmuş. Cevap anahtarında b gösteriyor ama sorumuzun cevabı c şıkkı. Onu düzeltmenizi rica ediyorum. Nötr iletken x cismine pozitif yüklü bir cisim yaklaştırılmaktadır. Bu durumda s anahtarı kapatılıp açılıyor ve pozitif yüklü cisim uzaklaştırılıyor. Bak pozitif yüklü cisim burada tutulmuyor. Yani bir süre sonra uzaklaştırılıyor. Ama pozitif yüklü cisim buradayken bu anahtar kapatılıyor. Şimdi bu anahtarı kapattığın anda bu artı eksileri ister. Nereden? En uzaktan. En uzak neresi? Toprak. O zaman topraktaki eksiler en yakına yani şuraya gelir. Ama M'nin bu tarafında herhangi bir değişiklik yok. Orası aynen eskisi gibi duruyor. Şimdi siz anahtarı tekrar açtınız. Artık topraktan bir şey gelemez, toprağa bir şey de gidemez. Ve diyor ki Pozitif yüklü cismi buradan alıp götür diyor. Yani sen bunu buradan uzaklaştırıyorsun. Artık bu gitti. O zaman bu cismin arkadaşlar artık bir tarafının eksi, bir tarafının nötr olma şansı yok. Çünkü bunun böyle olmasının nedeni buradaki artıydı. Sen bu artıyı götürürsen iletken cisimlerde ne olur arkadaşlar? Bakın iletken diyor. İletken cisimlerde yük bir yerde durmaz ki, etrafına dağılır. Yani bunun şu kısımları da eksi, şu kısımları da eksi olur. Hatta buraları da eksi olur. Yani her yeri eksi olur. Bir yeri nötr, bir yeri eksi olamaz. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı olmaktadır. Ama deseydi ki artı yüklü cisim buradayken L nedir? Eksidir. M nedir? Nötrdür. Böyle derdim. Bak sorun yok. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Özdeş K ve L elektroskopları yüklü olup S anahtarı açıktır. Şimdi anahtar kapatıldığında elektroskopların yaprakları arasındaki açılar için hangileri doğru olabilir diyor. Alfa azalır teta artar. Bu olabilir mi? Arkadaşlar bu olabilir. Nasıl olur? Mesela bu eksi 8'dir. Bu da eksi 4'tür. E, toplayınca eksi 12 yapıyor. Artık ne oluyor bölüştürdüğün zaman? Hani özdeş ya. Eksi 12'yi bölüştür. Eksi 6 buna. Eksi 6 buna. E şimdi bu önceden eksi 4 ile açılmıştı yapraklar şu anda eksi 6 ile açılıyor. Yani arttı. Yani teta arttı. Bu da 8'den 6'ya indiği için azaldı. Yani böyle bir ihtimal var mıymış? Varmış. Şimdi gelelim diğer ihtimalimize. Diyor ki alfa ve teta azalır. Şimdi ikisinin de azaldığı bir durum var mı acaba? Düşünüyoruz ihtimalleri. Eğer arkadaşlar bu arkadaş eksi 8 ise örnek veriyorum. Bu da artı 5 ise ya da artı 4 ise. Şimdi 8 ve 4'ü topla ne yapar? Eksi 4 yapar. Bölü 2 hani özdeş ya yarı yarı. Eksi 4 bölü 2 eksi 2. Yani bu artık eksi 2 oldu. Bu da artık eksi 2 oldu. Bak 8'den eksi 2'ye indi. Yani azaldı. Bu da 4'ten 2'ye indi. Bakın bu da azaldı. Yükleri azalırsa açıları da azalır. Yani ikisinin de azalma durumu var. Alfa ve teta artar. İkisi de nasıl artacak? Yani örnek veriyorum bu eksi 8. Bu da diyelim örnek veriyorum bu da eksi 4. Yani ne olursa olsun bunlar nasıl ikisi de artacak? İkisinin de artması için ne olması lazım biliyor musun? Birisinin çıkıp çantayla gelmesi lazım. Demesi lazım ki al sana eksi 4 daha, al sana eksi 4 daha. Ya da al sana eksi 10 daha, al sana eksi 20 daha. Böyle dersen yani biri gelip bize çantayla yük verirse o zaman ne olur? Ben eksi 8'den eksi 20'ye çıkarım. ve artarım. Bu da gelir ona çıkar artar. Başka türlü ikisinin de artma durumu mümkün değil. Bak biri azalıp biri artabilir. Ya da ikisi de azalabilir. Hani artı ve eksi birbirini yok ediyor ya. O yüzden ikisi de azalabiliyor. Ama ikisinin de artma ihtimali söz konusu bile değil. Şimdi gelelim başka ihtimallere. Biri azalır biri değişmez. He, böyle bir şey olabilir. Bu biraz zor bir ihtimal ama var. Nasıl var biliyor musun? Eğer bu eksi 8 ise bu da örnek veriyorum ne olsun? Pardon eksi 8 değil bu eksi 6 olsun bu da artı 2 olsun. Bak dokununca ne oluyor? Eksi 6 artı 2 bölü 2 diyorsun ikisine bölüştürmek için. Eksi 6 2 daha eksi 4 yapıyor. Eksi 4'ün yarısı ne yapar? Eksi 2. Yani artık bu da eksi 2 bu da eksi 2 oldu. Ne oldu şimdi bak bir şey oldu. Bu eksi 6'dan eksi 2'ye indi. Yani azaldı. Çünkü 6 iken 2 oldu. Açılar kapandı. Ama bu artı 2 iken eksi 2 oldu. Artı 2 ile eksi 2'nin yük olarak farkı yok ki. İkisi de aynı açı. Yani teta artı ya da eksiden değil. 2 mi 4 mü 5 mi 3 mü? O önemli. İkisi de 2 olduğu için açı değişmez. Yani biri azaldı. 6'dan 2'ye biri değişmedi. Böyle bir ihtimal de var mıymış? Varmış. Şimdi gelelim son ihtimale. Alfa ve teta sıfır olur. Bu en kolayı. Bu eksi 6 bu da artı 6 ise zaten anında birbirini yok eder ve sıfır olur. Yani bu en en kolayı. Dolayısıyla 1 2 4 5 1 2 4 5 sorumuzun cevabı D şıkkı. Bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videoları beğenmediyseniz lütfen beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda elektrik akımına geçeceğiz. O videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol hoşça kal.